Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitemiz şiir ünitesiyle derslerimizi işlemeye devam ediyoruz. İslamiyet öncesi sözlü dönemde nazım biçimleriyle başladık. Sonra geçiş dönemi edebiyatlarındaki geçiş dönemi eserlerimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Sonra tasavvufi şiirinden önemli temsilcisi İlahi türünün aynı zamanda en önemli temsilcisi Yunus Emre'nin şiiri özelinde artık tasavvufi bir nazım biçimi olan ilahiden bahsetmiştik. İlahinin çeşitli İslami tarikatlarda farklı adlarda kullanıldığından bahsetmiştik. Yunus Emre'nin Anadolu'nun dili adına önemli bir dile sahip olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda isim tamlamalarını bulmuş ve verilen metinlerdeki çeşitli yazım yanlışlarını tespit etmiştik arkadaşlar. Şimdi 5. metnimiz, MEP kitabımızdaki 5. metnimiz Nefes adlı metinle devam edeceğiz. Buradaki hazırlık sorularında ifade edilen "Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar beni" sözünden anladıklarınızı sınıfta sözlü olarak paylaşınız diyor. Burada sizden ricamız arkadaşlarınızla bunu konuşmanız ya da ailenizle bunu konuşmanız. "Düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar beni" ifadesi ne demek istiyor? Hangi anlamda kullanılmış? Nelerden bahsediliyor? Buna lütfen kendi aranızda bir fikir taraması yaparak konuşabilirsiniz diyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde Türk kültüründe ney tasavvuf anlayışıyla biliyorsunuz ki özdeşleşmiştir. Buna benzer başka ne örnekler verilebilir? Bunu da lütfen düşününüz. Birçok ifade söylenebilir. Siz de düşününüz diye rica edelim. Şimdi buradaki Kaygısız Abdal'ın bir nefesini okuyalım arkadaşlar. "Dost senin yüzünden özge, ben kıble-i can bilmezem. Pirin hüsnünü severem, bir gayrı iman bilmezem. Bana derler ki şeyatin senin yolunu azdırır. Ben şu zerrak sofulardan gayrı bir şeytan bilmezem. Sofi salus nedendur, hüsne münkir geçindügi. Ne acep bela gelip dur, şu ki ben haktan bilmezem. İnsanı kamil ki dirler, Mustafa'dur, Murtaza'dur. Dahi kim vardır cihanda, ben gayrı insan bilmezem. O şahı hüsnün ışkına, özümü viran kalmışam. Kaygısız abdaldur adım, cübbe vu kaftan bilmezem" demiş Kaygısız Abdal arkadaşlar. Birçok kelime grupları var. Bunlara bakarız. Metin ve türle ilgili açıklamalardan bahsedelim arkadaşlar. Okuduğumuz metin dini tasavvufi halk edebiyatı ürünlerinden bir nefes örneğidir. Nefesler Bektaşi şairlerince yazılan, Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde ve makamla okunması gelenek halini alan tasavvufi içerikli şiirlerdir. Nefes olarak adlandırmalarının nedeni içsel duyguların konu edilmesidir. Söz konusu metinde de görüldüğü üzere nefeslerde genellikle samimi, akıcı bir dil kullanılır. Ancak genel anlamıyla tasavvufi eserler, yani alegorik, bir anlamda sembolik bir anlatıma sahiptir. Alegorikte daha netti arkadaşlar, hatırlarsanız, sembolik anlatımlara göre. Mesela işte gündüz kavramı iyiliği, gece kavramı, karanlık kavramı kötülüğü ifade ederdi alegorik anlatımda. Sembolikte biraz daha kapalı. Kafiye düzeni daha çok koşmaya benzeyen nefesler 7'li, 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Ancak aruz ölçüsüyle yazılanlar da vardır. Nefeslerde dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişmektedir. Okuduğumuz şiir 8'li hece ölçüsüyle düzenlenmiş ve 5 dörtlükten oluşmuştur. Tasavvuf konusu divan edebiyatında gazel, mesnevi, rubai, kıt'a gibi pek çok nazım biçiminde işlenmiştir. Halk edebiyatında dini tasavvufi halk edebiyatı veya tekke edebiyatı adıyla ayrı bir kol olarak gelmiştir. Bunun en önemli temsilcilerinden birinin Yunus Emre olduğunu bir önceki videomuzda zaten anlatmıştık. İlahi örneğini de okumuştuk. Bu kolda ilahi ve nefesten başka devriye, nutuk, şathi adı
ile anılan şiirler de vardır. Bu şiirler içerisinde devir esasını, yani Allah'tan gelip Allah'a dönmeyi konu edinenlere devriye, yani Allah'tan geldik tekrar ona döneceğiz temasını işleyenlere devriye, tarikata yeni gelen birisine tarikat adabını öğretmek amacıyla kaleme alınanlara nutuk, inançlardan alaycı bir dille söz eder gibi yazılanlar da şatiye olarak adlandırılmaktadır. Arkadaşlar, bu şatiye örneğinde ama okuduğumuz zaman evet sanki bir alaycı bir dil olduğunu fark ediyoruz. Ama yüzeysel okumayla bu net bir şekilde gözüküyor. Derinlemesine okuduğumuzda aslında çok daha derin anlamlar ifade ettiğini, alaydan daha fazla, daha derin anlamlarla bu sözlerin söylendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şatiyeleri böyle okumak çok daha mantıklı olabilir. Kaygısız Abdal da arkadaşlar şatiyede önemli eserler veren bizim sanatçılarımızdandır diyoruz. Evet, burada birçok örnek var arkadaşlar. Metne göre hak yolunda ilerleyen insanı yolundan döndürecek olan kimdir? Ondan sonra dost olarak nitelendirilen. Hepsi bunların şiirde temel olarak örneklerini bulabiliyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar. Dil ve anlatım özelliklerini söyleyecek olursak sade bir dil var, fakat bununla birlikte Arapça tamlamaları da görebiliyoruz arkadaşlar. Kıble-i Can gibi mesela, böyle temel örneklerde var, bunu da söyleyebiliriz. Bu metin, okuduğumuz metinde dönemin sosyal ve kültürel unsurları ile ilgili hangi özellikler verilmiştir diyor. Arkadaşlar, mesela tekkelerin varlığından görebiliyoruz. Dini hayatın ön planda olduğunu görebiliyoruz. Özellikle o dördüncü dörtlükte bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Metinde ahengin hangi unsurlarla sağlandığını belirleyiniz dediği zaman kafiyenin var olduğunu, redifin var olduğunu görebiliyoruz. Aliterasyon ve asonansın var olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Peki Kaygısız Abdal şairimiz kimdir? Dini tasavvufi halk edebiyatının önemli temsilcilerinden olup mutasavvuf bir şairdir arkadaşlar. Asıl adı Alaaddin Gaybi'dir. Varlıklı bir aileye mensup olan Gaybi iyi bir eğitim görmüştür. Zamanının bütün ilimlerini, tasavvufu, dini konuları ve Farsçayı bilen birisidir. Tekke'de yetiştiği için didaktik içerikli eserlerinde açık ve sade bir dil kullanmıştır. Bazı şiirlerinde Yunus Emre'nin etkisi açıkça görülen Kaygısız'ın hece ile yazdığı şiirlerinin yanı sıra gazel tarzında yazdığı şiirleri de bulunmaktadır. Kaygısız Abdal son zamanlarına kadar Anadolu'daki Bektaşiliğin ileri gelenlerinden birisi olmuştur. Divan, Gülistan, Gevhername, Budalaname, Vücutname, Sarayname sanatçının tanınmış eserlerinden bazılarıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, okuduğumuz dizelerdeki Kıble-i Can, Gayr-ı İman, Şeyatin, Sof-i Salus gibi kelimeleri telaffuz ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi arkadaşlar, buradaki özellikle uzun harflere, değil mi, o i'de ve a'daki şapkaların okunma şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde bunlar Arapça ve Farsça tamlamalar olduğu için bu tamlamaları kurarken de doğru bir okuma yöntemi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci sorumuzda okuduğunuz metindeki Pir'in Hüsnini Severim dizesinde geçen altı çizili bölüm belirtili isim tamlaması örneğidir. Biliyorsunuz ki belirtili isim tamlamalarında bir diğer videoda söylemiştik. Tamlayan ekimiz ın, in, un, tamlanan ise ı, i, u eklerini alırdı. Belirtisizde ise sadece tamlanan ekimizi alıyordu arkadaşlar, ı, i, u şeklinde. Aşağıdaki dizede de belirtili isim tamlamalarını bulmamızı istiyor. Bakalım bu dörtlüğü bir okuyalım Ahmet Haşim'e ait. Su değil mevsimin havası akan, duyduğun yaprağın dalın sesidir. Su da yıldızların parıltısıdır bu karanlıkta bazı bazı çıkan. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada mevsimin havası, dalın sesi. Arkadaşlar, aynı zamanda bu örnekte de görebileceğiniz gibi bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir arkadaşlar. Yani birden fazla tamlayanımız olabilir. Aslında yaprağın sesi, dalın sesi. O halde burada ne var? Bir tamlanan iki tane tamlayana bağlanmış bir isim tamlaması var arkadaşlar. Suda yıldızların parıltısı bu şekilde karşımıza gelebiliyor diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen dörtlükleri tema yönüyle karşılaştırınız. Ben
Şiirleri okuyayım. Sonra siz de bununla ilgili arkadaşlar düşüncelerinizi lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Ba'dı sabah selam söyle o yare. Mübarek hatırı hoş mudur nedir? Ni diyeyim yitirdim bulamam çare. Mestan ela gözler yaş mıdır nedir? Bu Erciş'le Emrah'ın bir dörtlüğü. Bir de Pir Sultan Abdal'ın bir dörtlüğü var arkadaşlar. Bu dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Yensiz, yakasız gömlektir. Giyemezsin demedim mi? Aslında birinci arkadaşlar dörtlükte beşeri bir aşk, insana bir kadına duyulan, sevgiliye duyulan aşk söz konusuyken aslında ikincisinde arkadaşlar dervişliğin aslında Allah aşkına da aşkıyla yanmanın çok zor olduğunu, öyle kolay olmadığını, herkesin giyemeyeceğini ifade ettiğini söylemek mümkündür arkadaşlar. Bu şekilde siz de kendiniz hem Kaygısız Abdal'ın, Yunus Emre'nin, tasavvufi halk şiirin önemli temsilcilerinin şiirlerini okuyup onlar üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Aslında her lise okuyan gencin Yunus Emre gibi Anadolu kültürünü çok net bir şekilde yansıtan, şiirlerinde o duygu yoğunluğunu çok iyi bir ifade eden şairleri bilmesi, şiirlerinden örnekler okuması gerekmektedir arkadaşlar. Bu anlamda sizden ricamız lütfen siz de bu okumaları yapınız diyoruz. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.